Evet, hoş geldin Ahmet. Sen de söz. Hoş buldum Serap, teşekkürler. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi burada görmek böyle bir akşamda çok güzel. May selam, hoş geldin sen de. Daha önceden tanıştığım insanları görüyorum aranızda. Tabii ki böyle bir vesileyle bir araya gelmek istemezdik. Fakat bunları da düşünmemiz, bilmemiz ve anlamamız gerekiyor bir şekilde. Büyük afetlerin arkasındaki olan biteni hem aslında teknik olarak hem dünyevi anlamda hem de biraz manevi anlamda anlamaya eğilimliyim ben her zaman. Aslında bütün olaylar için böyle olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bugün de biraz depremin hem teknik olarak yani bir inşaat mühendisinden gelen bir tarafım olduğu için hem aslında deprem biyolojik olarak, kimyasal olarak nasıl bir şey, hem biz bununla nasıl yaşayabiliriz, binasal anlamda, yapısal anlamda, hem de bunu nasıl okumalıyız, dünyanın bu döngüsü içinde bütün bu afetleri hem fiziksel hem de metafiziksel olarak nasıl bakmalıyız gibi bir aslında temadan bahsediyor olacağım. Konuşmanın içinde her zaman kesip soru sormanızı tercih ederim. Bazen çünkü o anda soru sorulması daha etkili oluyor. Sonraya bıraktığımız zaman onun enerjisi kaçabiliyor diyeyim. O yüzden biraz daha biz bize sohbet halinde olmamız beni de mutlu eder. Şimdi deprem dediğimiz şey aslında birkaç tane de hatta görselde kaydettim. Onları da göstermek istiyorum. Dünya bir magma tabakasının üstünde yüzüyor. Biz aslında bir anlamda bir havuzun üstünde yüzen dubaların üstünde yaşıyoruz. Her ne kadar bizim için algımız taşların üstünde, çok sert kayaların üstünde, çok sağlam yerlere temelinde ayağımızı basan bir inancımız olsa da aslında bu durum tam olarak böyle değil. Evet, çok sert kayalar var ve çok sağlam bir taş küreden bahsediyoruz. Fakat altında da gerçekten büyük bir lav havuzu, çekirdek, manto, magma ve taş küreden oluşan bir dünyevi yapıdan bahsediyoruz. Ben bunlar geçmeden önce çok kısaca kendi geçmişimle aslında anlatmak istiyorum. Kısaca tanıtayım çünkü mutlaka belki tanımayanlar vardır. Ahmet Acar, Galatasaray Lisesi ve arkasından ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okudum ve o zamandan beri de yaklaşık 15 yıldan fazladır ekolojiyle uğraşıyorum. Ekolojik yapılarla başladım aslında biraz daha mesleğime. Fakat ekolojinin her alanına daha sonra dokunmaya başladım. Ekolojinin de aslında daha önceki atölyelerde anlattığım gibi ekoyu bir ev olarak alırsak kelime kökeni olarak bu evin önce bedenimiz, sonra içinde yaşadığımız mekanlar, arkasından da dünya olarak, katmanlı olarak almamız gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz ev bilimi dediğimiz ekoloji ve yine ev ve ait olan ekonomiyi her zaman iç içe birbiriyle görmemiz gereken bir dönemdeyiz. Her zaman böyle görmemiz gerekiyor fakat bu dönem daha da böyle görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilirliğin veya ekolojiliğin kesinlikle kişisel dönüşümden, kişisel alışkanlıklardan, bireysel alışkanlıklardan bağımsız düşünülemeyeceğini ve bu anlamda da çok bütüncül bir şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de aslında mesleğim beni adeta bir kişisel dönüşüme, koçluğa, nefes koçluğuna, çeşitli yerlerde, farklı şekillerde, farklı konu başlıklarında eğitimler vermeye, atölyeler yapmaya sevk etti. Hayatımın bu kısmında ekolojiyle uğraşan biri olarak aynı zamanda hem çeşitli girişimler, hem üniversitede ders, hem de kurumlara ve bireylere hem koçluk hem danışmanlık hem de eğitim ve atölyeler düzenlediğim bir dönemdeyim. Biraz daha böyle evrildi diyebilirim. Tabii bunun içinde biraz daha kendimi de hep sorgulayan, hayatı, dünyayı anlamaya çalışan, neden buradayız, ne yapıyoruz gibi bir sorgulama sürecinin de çocukluğumdan beri getirdiğim aslında bunun etkili olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda ben her olan biteni bütüncül anlamanın çok önemli olduğunu ve aslında hatta bunun eksikliğinden dolayı sadece hayatta da
birçok konuda maalesef ayrılıklara düştüğümüzü, bilimde ve dinde sanki bunların iki tanesi iki uçmuş gibi, aslında tek bir gerçeklik olan hakikati çok farklı açılardan anlamamıza rağmen farklı dillerin bizi maalesef ayrıştırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu çağ, dünyanın bu çağ özellikle gittikçe aslında büyük olayların diyelim tırnak içinde, yani bizim adlandırdığımız şekliyle felaketlerin, afetlerin arttığı bir çağdayız. Artacak. Büyük salgınlar yaşıyoruz, büyük savaşlar görüyoruz, büyük doğa olayları görüyoruz. Kaosun gittikçe daha da fazla kendisini gösterdiği bir çağdayız. Bu kaçınılmaz bir gerçeklik. Dünyanın kendi döngüsü içinde hem metafiziksel olarak hem fiziksel olarak, ki bunları da aslında bir yerden sonra ayırmadığımızı da göreceğiz. Ben şu anda sadece bu ayrım hali hazırda mevcut olduğu için anlatıyorum. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için bir döngüdeyiz. Bu döngü bazen sıkışma, daralma, bazen açılma ve genişleme, bazen dibe doğru çökme, yozlaşma, bazense tekrar yukarı gitme, açılma ve gelişme üzerine kurulu bir döngü. Bu döngünün kendi içindeki bu doğasını kabul ettiğimizde aslında, ya eskiden şurası ne kadar güzeldi, eskiden biz şunları yapardık, bak şimdi bunlar kalmadı, bak şunlar da yozlaştı, bak eskiden biz şunları alabilirdik, şimdi artık alamıyoruz gibi söylemlerin arkasında biraz daha güvenilecek bir doğal kanun, doğal kuvvet olduğunu anlamamıza ve biraz daha rahatlamamıza sebep olabilir. Dolayısıyla depremlerin de artık manevi olarak da bizleri sarstığı ve dünyanın bir döngüsü kapanırken, artık kapanmak üzereyken de hem manevi olarak hem de dünyadaki bütün bu kendi fiziksel yapısı gereği bazı sallanmaları, bunu adeta bir elek gibi düşünebilirsiniz. Manevi olarak bazılarımızın daha yukarılara çıkmak için aslında yaşamamız gereken bir süreçteyiz. Bir okul sonu mezuniyeti gibi, yani gittikçe sınavların zorlaştığı ama mezun olanların da aslında bir anlamda diploma olarak mezun olacağı, kalanların ise yine bir sınıf daha, belki bir sene daha üniversitedeki, yine eğer dikkat alırsak, okuyacağı bir düzen. Şimdi tekrar bu işin fiziksel boyutuna dönecek olursak, aslında size şöyle açıklamak istiyorum. Şuradan bir ekranımı paylaşayım. Bu arada bana hostluk verebilirsen Serap. Oldu mu? Bakayım. Evet oldu. Sanırım şurayı görebiliyorsunuz. Paint'i açmak zorunda kaldım ama sanırım görülebiliyor. Yok, çok net gözüküyor. Tamam. Şimdi dünyanın kıtaları ile plakaların arasında biraz bağlantı var ama biraz da yok. Yani işte Avrasya plakasına bakarsanız mesela, Avrasya'dan daha büyük bir plaka bu. Bunlar levha da diyoruz, plaka da diyoruz. Kuzey Amerika plakasına bakarsanız içinde Kuzey Amerika'yı da kapsayan fakat Asya'nın en doğu kısmını, Kamçatka kısmını da kapsayan bir plaka. İçinde hem okyanusu barındırıyor hem kıtaları barındırıyor. Mesela Nazca plakası hiçbir şekilde karayla bağlantısı olmayan tamamen Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir plaka. Güney Amerika plakasına bakarsak, Güney Amerika plakası, Güney Amerika'yı ve yine okyanusun bir kısmını, Afrika plakası ise yine Afrika ile beraber genel okyanusu kapsayan bir yer. Arap plakası, Arap Yarımadası'nı ve biraz daha Hindistan'a olan bir kısmı. Biz Türkiye olarak aslında bütün uzmanların da söylediği gibi Avrasya plakasıyla yeşil olan, sarı olan Arap plakası ve biraz da Afrika plakasının baskısının hissedildiği bir yerde yaşıyoruz. Bütün bu plaka kırıkları aslında bugün Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta olan kırıklar zaten tam olarak şu Arap plakasının sarı olanın, okula gösterecek olursam, tam da şu bölgesinde siyah sınırında olan, zaten tam da fay hattının geçtiği yer olarak görebilirsiniz. Bir de Kuzey Anadolu kırığımız var. O Kuzey Anadolu kırığı da yine aşağıdaki Arap plakasının ve Afrika plakasının Avrasya'ya baskı yapması sonucunda oluşmuş
Bir transformer kırık. Biraz sonra kırık tiplerine de geleceğim. Zaten dağların oluşmasının sebebi de o. Yani Karadeniz'de çok yüksek dağlardan bahsedebiliriz ya. O dağlar zaten o yüzden oluşmuş durumda. Yani aşağıdan yapılan baskıyla düz bir alana bir taraftan baskı yaptığınızı düşün. Bir yeri kırılmaya başlıyor ve gittikçe yükselmeye başlıyor. Orası dağları oluşturuyor. Ve bu Afrika Kuzey Anadolu fay hattı da kendi içinde birbirine doğru hareket eden kırıklardan oluşuyor. Şimdi şu diğer görseli gösterecek olursam sanırım görüyorsunuz bunda. Biraz önce söylediğim gibi çekirdek dünyanın Görsel değişmedi Ahmet. değişmedi mi? Bir saniye. Şuradan tekrar bunu açayım. Şimdi görülüyor sanırım. Evet. Çekirdek dediğimiz dünyanın asıl merkezi. Onun dışında bir manto kabuğu, biraz daha az sıcaklıkta. Daha sonra aradaki sarı kısım magmanın olduğu bölge ve en yukarıda da dış kabuk olarak bizim taş küremiz, üstünde bulunduğumuz altında kaya olan yer. Bunların hepsinin birbirinden sıcaklıkları farklı. Dolayısıyla o magma dediğimiz ara sarı kısım sürekli bu sıcaklık farkından dolayı, yani taş küreyle aradaki manto arasındaki sıcaklık farkından dolayı sürekli böyle konveksiyonel bir akım halinde. Nasıl biz radyatörle evimiz içindeki havayı ısıttığımız zaman hava bir yerden yükseliyor, sonra soğuyup tekrar aşağı iniyor. Sonra radyatöre geliyor, tekrar ısınan hava yükseliyor. Böyle bir dairesel döngü yaratıyorsa ve bunun bütün okyanuslarda, denizlerde de böyleyse, aynı mantoda da, yani daha doğrusu magma tabakasında da ısınan hava, ısınan magma yükseliyor. Taş küreye yaklaştıkça soğuyor. Soğuyunca tekrar aşağı iniyor ağırlıktan dolayı. Manto yaklaştıkça tekrar ısınıyor gibi böyle bir döngüsü var. Ve bu döngüler bazen saat yönünde, bazen saat yönünün tersinde. Şimdi bu döngüler saat yönü ve saat yönünün tersinde olduğu zaman işte üstündeki taş küreyi bazen birbirine doğru hareket ettiriyor, bazen de ayrıştırıyor, birbirinden uzaklaştırıyor. Burada da gördüğünüz gibi mesela üst taraftaki plates diverge dediğimiz noktada bizim konveksiyon akımımız bu sağ taraftaki sağa, soldaki de sola doğru gittiği için arada bir açılma yaşanıyor ve bu iki plakayı iki tane ayrı yöne doğru itiyor, birbirinden uzaklaştırıyor. İşte bu divergence kısımları bizim yanardağlarımız. Dünyada yanardağların oluştuğu bölgeler diverge kısımlarında oluyor. Converge kısımları ise sol tarafta gördüğünüz gibi örneğin iki tane plakanın konveksiyonlarının birbirine doğru geldiği için ikisini birbirinin üstüne bindiriyor ve bir plaka diğerinin altına doğru girmeye başlıyor. Altına doğru girince de bu plaka yavaş yavaş aşağı doğru girip tekrar eriyip o sıcaklıkla tekrardan magmaya karışıyor. Böyle bir döngü halinde. Bu birbirinden ayrılma ve birbirine birleşme hareketlerinin dışında bir de şurayı tekrar kapatıp diğer görseli açacağım. Şey ya her seferinde olmuyor öyle. Sen değiştir, değişmezse ben söylerim, kapatıp Şu açırsın. an görülüyor mu diğeri? Evet, gözüküyor. Tamam. Biraz önce bahsettiğim ayrışma ve birleşme hareketinin dışında bir de transformal hareket var. Yani iki tane plaka böyle birbirine yaklaşmıyor, uzaklaşmıyor da ikisi şöyle giderken birbirine sürtünme hareketiyle hareket ediyor. O da transformal hareket diyoruz. O transformal hareket işte bizim mesela Kuzey Anadolu fay hattımız. Yani bir taraf yerinde kalırken veya sağa doğru giderken diğer taraf sola doğru gidiyor. Alt taraf. İşte burası bizim fay kırıklarımızı oluşturuyor. Ve bu kırıklar işte yılda birkaç santim hareket ederek her bir fayın hareket süreci ve hızı farklı. Sürekli birbirine doğru bir baskı yaratmış oluyor. Yani ben buraya biraz daha kaydırdıkça her sene bunların biraz daha böyle kaydığını düşün yavaş yavaş. Sonra bunların bazı takıldığı noktalar oluyor mesela birbirine. Çünkü burası homojen bir yapı değil. Yani dümdüz iki tane %100 çizgiden bahsetmiyoruz. İçinde kayaların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu ikisi sürekli bu tarafa doğru giderken bazen işte bu sıkışma iyice artıyor. İşte 100 senede, 200 senede mesela. Ondan sonra tak diye atıyor mesela. Biraz daha böyle
ileri doğru hızlıca gidiyor. İşte o deprem oluyor. Birbirine doğru hareket eden iki plaka birden bir enerji boşaldığı zaman o deprem oluşturuyor. Yani kısaca aslında iki plakanın birbirine olan sürtünmesinin yarattığı titreşimin yeryüzüne vurmuş hali deprem. Biz sadece o titreşimi yukarıda hissetmiş oluyoruz. Fakat burada da yeryüzünde tabii farklı katmanları var. Bazı yerler kayalık, bazı yerler işte kumluk, daha gevşek bir toprak, bazı yerler de su. Şimdi dolayısıyla bu yerde aşağıda yaratılan titreşim yukarı vururken de farklı katmanlardan geçiyor ve bu katmanlar bazen o titreşimi yavaşlatıyor. Mesela gevşek bir zemin, su ya da başka bir gevşek zemin oradaki titreşimin yukarı gitmesi hızını yavaşlatıyor. Kayalık yer ise hızlandırıyor, hızlıca çıkmış oluyor. Şimdi o zaman farklı dalgalarla geliyor yeryüzüne aslında bu deprem titreşimi. İlk dalga dediğimizde o hani alttan vuran dalga hızlıca kayalardan geçip titreşimin yüksekliği bir anda yukarı çıktığı ilk dalga. O genelde zaten aşağıdan vurur böyle. Buna P dalgası diyorlar. İşte primer, yani primer dalga. İkinci dalga biraz daha böyle döndürerek, yani daha doğrusu şöyle sallayarak daha ikinci kısımda gelen, daha yavaş gelen dalga. Bir de üçüncü dalga var ki o işte maalesef en büyük zarar da veren, yani binaları da en çok hasar veren böyle döndürme dalgası, yani nereden nereye savrulduğu belli olmayan, adeta böyle çeviren ve burkan bir yapısı var. Şimdi binalar, dolayısıyla deprem aslında bu. Yani depremin öldürücülüğü falan yok. Ya biz normal ayak üstünde durduğumuz zaman yer kürenin üstünde, hani çok böyle şanssız olup da atıyorum yerin açılıp da içine düşmediğimiz sürece biz depremin çok öldürme şansı yok. Veya işte bir lav fışkırtısı vesaire olmadığı sürece. Bizi öldüren şey aslında binaların buna göre tasarlanmamış olması. Şimdi bu arada buna geçmeden önce son bir görsel daha var. Onu da size göstermek istiyorum. O da şu. Dünyada işte biraz önce gösterdiğim plakaların tam olarak sınırlarını gösteren bir harita bu da. Daha önce olmuş depremlerin nokta nokta işaretlenmiş hali. Değişmedi görsel. Değişmedi mi? O zaman şuradan kapatıp tekrar yapayım. Şimdi oldu sanırım. Evet, değişti şimdi. Bu da daha önce olmuş bütün depremlerin tek tek kaydedilmiş hali. Nokta nokta kaydedilmiş. Yani kırmızılar, sarılar, yeşiller falan. Hepsi dünyada daha önce deprem olmuş noktalar. Biraz önce ilk gösterdiğim size plak haritasıyla bakarsanız zaten bunlar birebir örtüşüyor. Plaka sınırlarını görebiliyorsunuz yani daha önce deprem olmuş yerlere baktığınız zaman. İşte tam olarak bu plakaların birbiriyle hareketinden dolayı bu noktalarda deprem olmuştur. Türkiye'ye bakarsanız ne kadar yoğun bir deprem bölgesinde olduğumuzu görürsünüz. Yani küçüklüğü veya büyüklüğü deprem sıklığını gösteriyor. Yani neredeyse kıpkırmızı bir yerin içindeyiz. Çünkü çok fazla plakanın maalesef birleştiği bir coğrafyadayız. Evet, depremle ilgili kısımlar bunlar. Şimdi ben bu şeyleri kapatıyorum. Ve işin biraz daha bina boyutuna geliyorum şimdi. Şimdi biz betonarme yapıyı tercih etmiş bir ülkeyiz çoğunlukla. Eskiden aslında böyle değildi. Eskiden daha işte doğal yapılar, taş bazen, kerpiç, işte ahşap çerçeve, ateş tuğla gibi farklı Anadolu'da malzemeler kullanan bir coğrafyayız. Fakat tabii ki 50'lerden itibaren çok hızlı bir şekilde şehirleşmeyle, değişen ekonomik düzenle daha çok betonarme yapıyor. Hem zamandan tasarruf hem işte biraz daha ucuz olduğu için. Bununla ilgili bir sanayinin kurulması, işte çimento sanayinin özellikle ve çelik sanayinin kurulmasıyla biz betonarme yapılaşmaya yoğunlaştık. Betonarmenin kendisinde normal şartlarda çok büyük bir problem yok. Yani betonarme olmasında sadece şunu söyleyebiliriz. Çok çevreci bir yöntem değil. Gerçi çeliğin de tabii ki çevreye bir zararı var. Fakat ama yeniden kullanılabilirliği veya geri dönüştürebilirliği çeliğin aslında biraz daha avantaj sağlıyor. Fakat betonarmede öyle bir şansımız yok. Yani bir kere yaptın mı yıkıldığı zaman bina artık o bina bir daha kullanılamaz halde. Oradaki betonarmede maalesef atık halde dünyada kalıyor.
Hatta zararlı kimyasallar salıyor, asbest gibi. Dolayısıyla betonarme yapıda odaklanmış bir ülkeyiz. Betonarme yapının kendisinde de bir sorun yok teknik olarak. Fakat nasıl yapıldığı çok önemli. Biz bir depreme karşı betonarmeyi yaparken, aslında depreme karşı da değil, genel olarak içinde kattığımız hesaplar, bir statik tarafı var bunun. Yani binanın kendi sabit yükleri, işte nedir bu? Mesela binanın kendi yükü örneğin. Yani bir kolonun ya da kirişin kendi ağırlığı var zaten. Bu statik yük. İşte içinde konulan eşyalar, kar vesaire gibi yükler, statik yük ve binaya sürekli olarak aynı şekilde ağırlık yapan yükler bunlar. Bir de dinamik yüklerimiz var, hesapları yaparken kullandığımız. O dinamik yükler de işte rüzgar mesela. Rüzgar sürekli değişken ve zamana göre değişebilen bir yapısı var. Fakat rüzgar biraz daha stabil diyebiliriz depreme göre. Yani o kadar aniliği yok deprem kadar. Fakat deprem dinamik yük olarak baktığımız zaman çok daha aniden gelen, ivmesine göre tabii ki yerin ivmesine de göre değişen bir yapısı var. Ve yatay bir yük. Yani deprem binaya yandan vurduğu düşünülen bir hasar gibi alınır dikkate. Fakat burada bunun nasıl geleceği, ne kadar ivmeyle geleceği bu yükün tamamen o yerin yapısına, yani hem depremin tabii ki büyüklüğüne hem de zeminin yapısına bağlı. Yani zemin ne kadar gevşekse dediğim gibi o kadar daha fazla sallama hareketinde bulunabilir. Ve ivmeyi artırabilir. Yani binaya gelen kuvvetin şiddetini, büyüklüğünü artırabilir. Biz ama dolayısıyla biz o bölgede deprem büyüklüğü maksimum ne olabilecekse teorik olarak ona göre zaten bu yükleri tasarlıyor olmamız gerekiyor. Aslında tasarımlarla ilgili bir sorun yok. Türkiye'de halihazırdaki yönetmelik, bütün hesaplama yöntemleri, kağıt üstünde modellemeler, simülasyonlar vesaire hepsi dört dörtlük çalışıyor zaten. Hiçbir sorun yok. Kağıt üstüne biz şantiyeye gidene kadar çok iyi hesaplanmış oluyor. Fakat beton homojen bir şey olmadığı için ve tamamen aslında işçiliğe bağlı bir durum olduğu için o şantiyede nasıl uygulandığıyla çok ilgili çok önemli bir durum var. Yani işçilerin aslında neredeyse inisiyatifine kalmış bir durumda. Çünkü çoğu zaman da aslında biz elinde kağıdı olan şantiye şefi veya mühendisler böyle oturup da ustanın başında sürekli her yaptığına bakmaz yani. Usta zaten kendi işini bilir. En fazla gidip arada bir bakarsın. Şu olmuş, bu olmamış dersin. Hatta normal şartlarda şu an onu bile yapmıyorlar artık neredeyse. Zaten bütün sorun da buradan kaynaklanıyor. Orada çeliklerin nasıl geçirildiği, hangi büyüklüklerde çapta kullanıldığı, hangi sıklıklarla atıldığı, onların birbirine doğru bağlanıp bağlanmadığı, etsiyesinin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığı gibi birçok parametre var. Bunlar tamamen işçilerin elinde olan şeyler. Tabii ki burada yine doğru malzeme seçimi, işte betondan çalmamak, doğru büyüklükte basınçta beton kullanmak, içine koyduğunuz kumu doğru kullanmak gibi yine tabii ki birçok ahlaki ve şey değer var, mesleki değer var. Ama onların doğru yapıldığını varsayarak söylüyorum. Dolayısıyla böyle birçok parametreye bağlı, aslında sağduyuya çok bağlı, işi yapanın hem müteahhitin hem mühendisin hem liyakatine, işine olan saygısına ve vicdanına çok bağlı bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların doğru yapılmaması durumunda maalesef bu bağlantılar, rigidliği, binanın rigidliği, binanın esnekliği, işte sünme payı, esneklik payı gibi birçok böyle kriter var. Bunlar da bina doğru davranışı göstermiyor ve gelen bir ivmede maalesef yıkılma eğilimi gösteriyor. Beton dediğimiz şey, betonun kendisi, o ana kalasını düşünebilirsiniz. Yani kasları düşünebilirsiniz. Bir de bunun içinden çelik geçiyor. Çelik, ince demirler geçiyor. İnşaat demirleri biliyorsunuz. Betonarme bu oluyor. Yani betonarme dediğimiz şey içinde armed, yani güçlendirilmiş beton demek. Reinforced concrete diye geçer İngilizcesi. Betonarme Fransızca bir kelime. Betonarme yani güçlendirilmiş beton. Çünkü neden güçlendirilmesi gerekiyor betonun? Bir kirişi düşünün böyle bir şeyde. Beton sadece basınca dayanımlı bir malzeme. Yani iki taraftan baskı yaptığınız zaman beton buna çok iyi dayanabiliyor bu basınca. Fakat çekmeye dayanamıyor. İki taraftan böyle çekmeye, iki tarafı ayrıştırmayı denediğiniz zaman beton dayanımı çok düşük.
İşte o yüzden içine çelik konuyor ki o çelik ayrışmayı tutsun. Yani çeliğin çünkü hem basıncı hem çekmeye dayanımı çok fazla. Fakat içindeki çeliğin betonu ne kadar iyi tutunduğu, işte o çeliklerin nervürlü olması lazım falan filan ve beton çok iyi atılmış olması lazım ki o çeliğe beton böyle iyice yapışsın, sıkıca bağlansın. Yani herhangi bir çekme durumunda bu betonun buradan çıkmıyor olması lazım. Buna iyi tutunuyor olması lazım. İşte o yüzden de o beton atılırken çok iyi vibrasyon verilir. Vibratör denen bir alet var inşaat sektöründe. Görüyorsunuzdur. Beton döküldükten sonra adamlar böyle bir vibrasyon vererek içinde dolaşırlar. Çünkü o içinin betonun içindeki havayı alır aslında. Böyle titreştirerek betonu daha da çökelmesini sağlar. Aynı zamanda betonun yıkanması. Beton günlerce normalde 2 hafta 3 haftaya kadar yıkanır. Hortumla sürekli betonun yıkanması lazım ki yanmasın. İçindeki bağlayıcılığı artsın. Bağlayıcılığı artmadığı zaman işte o demirlere yapışmıyor maalesef. Ve bu demirlerin de birbiriyle birleştiği noktalarda, bir kolonla bir kirişin örneğin birleştiği noktada birbirine bağlantılı demirlerin çok iyi birbirine bağlanıyor ve işte uçlarındaki o çengellerin çok iyi atılıyor olması lazım. Bu çok fazla teknik işe gerektiren bir durum. Sonuç olarak bunlar hem doğru hesaplanmıyor hem de doğru şekilde uygulanmıyor. Dolayısıyla biz bu binaların yıkıldığını görüyoruz. İşin teknik kısmı böyle aslında. Betonarme yapım yöntemlerinden bir tanesi. Biz bütün binalarımızı betonarme yapmak zorunda değiliz. Fakat dediğim gibi kolay ve hızlı bir ve ucuz bir yöntem olduğu için buna gitmişiz. Fakat çelik yapıda bugün dünyada çok yaygın bir sistem ve çeliğin de yine çok yaygın bir kullanımı var. Ve çok sağlam bir sistem, çok daha esnek bir sistem. Pahalıya gelebiliyor betondan biraz daha, fakat çeliğin avantajı da çeliğin yeniden kullanılabilmesi. Söküp aynı Lego gibi başka bir yerde tekrar monte edebilirsiniz veya en kötü ihtimalle çelik geri dönüşebilen bir malzeme. Yani tekrar ısıtılarak elektrikli ark ocaklarında hurda çelik tekrar yeniden bir çelik üretimine sebep olabiliyor. Bu anlamda çok daha uzun vadede baktığımız zaman hem verimli hem de daha ucuza gelen bir malzeme oluyor. Bir örnek daha vardı ama onu görseli yok şu anda. Fakat Anadolu'da daha önceki depremlerde, örneğin Düzce depreminde ahşap çerçeveli ateş çuğla bir doğal yapının betonarme yapıya göre nasıl ayakta kaldığını, betonarme yapının yıkıldığını, diğerinin ayakta kaldığını gösteren birçok fotoğraf var. Dolayısıyla yığma binalarda veya eski tarz yapılan doğal malzemeyle yapılan çerçeve karkas binalarda yine çok sağlam bir şekilde ayakta durabiliyorlar. Şimdi depremin biraz daha manevi tarafına da geçmeden önce, yani aslında daha bütüncül tarafına da geçmeden önce, burada eğer bir sorusu olan varsa, hani teknik olarak ya ben şurasını anlamadım diyen varsa belki orayı daha net bir şekilde de konuşabiliriz. Veya burada bir şey paylaşmak isteyen. Okey. Şimdi aslında dünya dediğimiz şey biraz önce de bahsettiğim gibi ekolojiyi anlarken kendi bedenimizin birebir yansıması. Yani biz aslında kendi bedenlerimiz, dünya dediğimiz bu gezegenin bir küçük modeliyiz. Bizim nasıl farklı çakralarımız varsa dünyanın da kendi çakraları var. Ve bizi oluşturan elementler nelerse dünyayı oluşturan elementler de onlar. Bizim kemiklerimiz dünyanın içindeki o taş küre, taşlar. Kaslarımız dünyanın toprağı. Bizim damarlarımız ve kanımız dünyanın içindeki sular. Bütün yeraltı suları ve yerüstü suları. Bizim sinir sistemimiz ise dünyanın enerji hatları diye okuyabiliriz. Böyle bir açıdan, bütüncül açıdan baktığımız zaman benzetmeyle aslında kendimizle dünya arasındaki kurduğumuz bağ sürekli olarak iyi anlaşılması ve bu bağın çok sıkı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Biz dünyada
hem bu dünya için hem de kendimiz için yaşayan varlıklar olarak aslında biraz buradaki doğal yaşamdan bir ayrışan noktamız var. O da bize bir irade verilmiş olması. Doğruyu veya yanlışı seçebilecek, seçmemizi sağlayan bir irade halinde olmamız, sahibi olmamız. Bütün diğer canlılar veya cansızlar aslında kendi yazılımları gereğince kendi programlarını yaşadıklarını söyleyebiliriz. İnsanın da kendi içinde bir yazılım var. Fakat bir de ayrıca zihin dediğimiz çok başka bir katmandan, bir frekanstan bahsedebiliriz. Bu zihin bizim aslında diğerlerinden ayrıştığımız akıl dediğimiz şey aslında, ama akıl ben biraz daha ilahi olarak bakıyorum akla. Tabii ki yine bedensel aklımız var, kıt akıl dediğimiz külli akıl var, ortak akıl. Fakat akıl işte böyle katmanlarıyla daha ilahi sisteme dokunan bir tarafı var. Fakat zihin dediğimiz şey biraz daha bizim işte bu şeyleri analiz eden, karşılaştıran, kıyaslayan, bazen bizi hırslara sürükleyen, bazen kıskançlığa sürükleyen, bazen zanlara ve umuda sürükleyen bir taraf. Burada şu açıklamayı çok seviyorum. Kendi açımdan böyle bir açıklamam var benim. İnsan iki farklı katmandan oluşuyor. Bir tanesi şeyi zanneden tarafımız, yani zihin tarafımız. Bir tanesi de bizim bütün yetilerimiz ve bütün donatılarımız, yani kendi öz yazılımımız, yani kendi ruhumuz ve bedenimiz aslında. Bu ikiye ayrıldığımız zaman aslında buradaki farklı iki tarafı ya da çatışkı yaratan tarafı görebiliriz. Bir tanesi şeyi zanneden şeyzan, bir tanesi ise bizim melekelerimiz, yani meleke. Şeyzanla meleke size bir şey çağrıştırıyor mu bilmiyorum. Fakat bunlar işte o eski kültürlerde şeytan ve melek olarak geçen iki kavram. Bunların her ikisinde bizim hem içimizde hem dünyanın bütün katmanlarında bulunuyor. Biz aslında güneş sistemini yöneten büyük bir frekans olarak zihnin çok büyük bir tahakkümü altındayız. Ve aslında bütün zaten birdeki uzmanlar da ve başka birçok kişi de ve başka yöntem de bugün zihni daha iyi nasıl yönetebiliriz, zihnimizi daha iyi nasıl gözlemleyebilirizin peşindeyiz. Çünkü bizim aslında çok geniş bir bilinçaltımız, her şeyi kaydeden çocukluğumuzdan itibaren bilinç dışı dediğimiz işte bütün karmik sistemi de içinde barındıran bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla burada zihni aslında iyi anlamak, olan biteni biraz daha su yüzüne çıkarmak ve su yüzüne çıkardığımız şeyi de iyi bir şekilde gözlemleyebilmek, yargısız bir şekilde aslında gelmemiz gereken bir anlamda nokta diyebiliriz. Bunu yaptığımız ölçüde biz aslında kendimizin de daha çok farkında olan birer canlı olarak bu dünyada biraz daha özgürleşmiş bir halde var olma şansımız var. Bugün dünyada bizim isteklerimizin yaklaşık diyelim ki 100 bu istekler, sadece %20'si gerçek ihtiyacımız. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. Yani psikolojik olarak birçok insan denek üzerinden yapılmış. Yani isteklerimizin sadece %20'sine gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu gerçek ihtiyaçları aslında iyi belirlememiz. Burada herkesin kendi ihtiyacı farklı olabilir tabii ki. Burada ortak bir tanım yok. Her insanın kendi ihtiyacını kendisi bilmesi gerekiyor. Fakat o kalan %80'lik kısım işte bizim için maalesef çöp olan ve bizde işte o verimsizliği yaratan, enerji kaçağını yaratan kısım. İşte o enerji kaçağından dolayı aslında biz çok büyük israfa, çok büyük tüketimlere ve dünyaya maalesef zarar veren birçok harekete sebebiyet veriyoruz. Bir başka istatistik verecek olursam, bireysel kullanım tüketim alışkanlıklarının alışkanlıkları toplam dünyadaki tüketimin yaklaşık 30'unu oluşturuyor. Yani enerji, su, karbon salımı vesaire, bunların ortalamasına baktığımız zaman %30'u sadece bireysel günlük tüketim alışkanlıkları. Yani nedir? Benim gereğinden fazla yaptığım,
bir ışığı açık bırakmak, gereğinden fazla yaptığım bir alışveriş, gereğinden fazla yaptığım bir yemek, içmek, her neyse veya seyahat. Bunları düşündüğümüz zaman aslında bir örnek vereceğim burada mesela. Hem içerideki bir hava sıcaklığından bahsedelim. Yılda ortalama iç mekan hava sıcaklığı işte 25 derecelerde falan dolaşıyor. Türkiye ortalaması. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Ve sadece 1 derece düşürülmesi bu sıcaklığın, yani ortalama 24 derece düşürülmesi yılda birkaç milyar liralık tasarruf sağlayabiliyor. Kaldı ki bizim sıcaklık ortalamamız kışın yaklaşık 20-21 derecelerde maksimum olması gerekiyor sağlığımız için. Çünkü insanın kışın soğuğu da o biyolojik saat olarak, biyolojik yapılanma olarak hissetmesi gerekiyor. Yani bizim için aslında hem sağlıklı hem karbon salımına, çevreye olan etkiyi, zararlı etkiyi azaltan hem de ekonomik olarak çok daha büyük fayda sağlayan bir şey. Her durumda biz kendi sağlığımızı düşündüğümüz zaman aslında yani gereksiz yemek içmekten de bahsedebiliriz burada. Her şeyden bahsedebiliriz, kıyafetten de. Her durumda hem sağlığımızı hem çevreyi hem de aslında ekonomimizi düşünmüş oluyoruz. Bunların hepsi birbirine sürekli bağlı. Dolayısıyla bu bütüncülüğün aslında sürekli gözetildiğini düşünürsek dünya için üstünde onu da anlayarak hem dünyayı anlayarak hem kendimizi anlayarak çok daha özgür ve çok daha rahat hafif bir şekilde bulunabiliriz. Benim iddialarımdan bir tanesi de şu. Zihnimizin içinde bulunan geçmiş travmalar, anılar vesaire atamadığımız, kurtulamadığımız veya gelecekle ilgili sürekli kaygılar ne kadar fazlaysa, yani zihnimiz ne kadar aslında yenik düşmüşsek o kadar da günlük hayatımızdaki yükümüz de fazla oluyor. Evimizin içindeki eşyalardan tutun, atamadığımız, sadeleşemediğimiz o yaşamlarımızdan tutun, gereksiz yaptığımız her türlü tüketime kadar her şey aslında bu bizim zihnimizin maalesef sürekli bir geçmişte bir gelecekte salınıp durmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla dünyayı anlamak burada çok gerekli bir konu. Dünya yaşayan bir organizma. Bizimle var olan, daha doğrusu tabii ki bizden önce var olan fakat bizimle birlikte varlığını sürdüren ve sürekli aslında birbirimizle etkileştiğimiz bir sistem. Yani dünya bizi etkilerken her anlamda hem enerjisel anlamda hem verdiği kaynaklarla biz de dünyayı çok büyük oranda etkiliyoruz. Yani bireysel olarak bile etkiliyoruz. Her ne kadar küçük bile olsa. Yani tek bir insanın bile dünyaya bir etkisi var. Nasıl işte bir ayın bile bizim bütün su düzenimizde, dünyanın sularında gelgit etkisi gibi birçok etkisi olduğunu düşünürsek, bu küçük etkiler de aslında hiç de küçük değil. Ve topladığımız zaman çok büyük bir etkiye yol açıyor. Dünya şu anda kendi gezegen sınırlarında insan nüfusu olarak çok yüksek noktalara gelmiş durumda. Fakat bu şu demek de değil. Ben işin şu tarafını çok fazla sevmiyorum. Kaynaklar elimizden gidiyor, mahvolacağız, yakında şu batacak, bu bitecek falan gibi söylemler de çok ne kadar gerçekliği bile olsa bizim üzerimizde çok fazla olumlu etkisi olmuyor. Çünkü insanlar hep şuna meyilli. Madem batıyoruz, madem bitiyoruz o zaman iyice yaşayalım ya. İyice vuralım dibine gitsin gibi bir bakış açısı oluyor. Hani savaş durumlarında insanların daha çok çoğalması gibi. Çünkü orada bir hayatta kalma içgüdüsü var. O zaman aman boş ver ya nasıl olsa batacağız, yiyelim içelim eğlenelim gibi bir mod oluyor. O da değil, orası da sağlıklı değil. Bunların hepsinin bir dengesi var. Yani evet her şeyi çok daha saygılı kullanmak, sonsuz bir anlamda tırnak içinde sonsuz olmadığını bilmek. Fakat bir anlamda da sonsuz olduğunu da bilmek. Yani onun rahatlığıyla da. Çünkü bir anlamda baktığımız zaman da aslında evrende her şey de sonsuz. Yani evren bize her şeyi her an vermeye, beslemeye, bizi ihtiyaç duyduğumuzu karşılamaya muktedir. Dolayısıyla biz aslında muktedir kelimesi deyince aklıma yine kelime kökenleri geldi. Ben çok seviyorum. Kendi kaderimizi evet yaratıyoruz. Takdiri ilahi mi? Evet takdiri ilahi. Fakat ilahi dediğimiz şey bizim zaten aslında kendimiziz. Başka bir şey değil. Yani biz onun parçasıyız ve biz onun kendisiyiz bir anlamda.
Dolayısıyla takdirimizi kendimiz kullanıyoruz. Kendi takdirimizi yaratıyoruz. Kader ve takdirden aynı kelimeden geliyor zaten. KDR kökü Arapça. Ölçü ve değer demek. Bu kaderi yaratırken kendi takdirimizi kullanıyoruz. Kadir olarak kendi kudretimizle bu dünyada var oluyoruz. O sebeple de insan aslında her zaman kendi kaderini yaratıyor. Belli bir yazılım dahilinde olmuş ve olacak olanın her durumda bu düzlemde var olduğu. Fakat yine her durumda da bizim kendi irademizi kullanarak kendimize özgü seçimlerimizi yaptığımız ve bu seçimlerin de sonucunu yaşadığımız bir düzendeyiz. Yetişkinlik benim tabirimle sorumlu çocukluktan sorumlu çocukluğa geçmek diye ben anlatıyorum. Hepimiz birer çocuğuz bir anlamda. Fakat sorunları bırakıp daha çok sorumlu olmaya geçmemiz ve seçimlerimizden razı olmak. Yetişkinlik bunu gerektiriyor. Yani dünyada çok uzun süre bir çocukluk ve ergenlik yaşadığı insanlar. Çocuklarda nasıl oluyor? Önce annesiyle bağını sanki hiç ayrı değilmiş gibi hissediyor önce çocuk, bebek. Daha sonra biraz daha büyüdüğü zaman ergenlik çağına girince bir anda tam tersi bir ayrışmaya gidiyor, kopmaya gidiyor. İşte isyanlar başlıyor anneye babaya falan. İşte biz bu isyan çağının sonunda geldiğimizi düşünüyorum. Çocukluğu yaşadık çünkü çocuklukta insanlar doğadan kendini ayrı görmüyordu. İşte şamanlar vesaire, kızılderililer doğayla birlerdi. Orada bir sorun yoktu. Fakat büyümemiz gerekiyordu. Büyürken işte ergenleştik ve orada doğadan koptuk. Ona karşı olduk. Fakat şimdi işte yetişkinliğe geçip artık o ergenliği de bitirip isyan etmek yerine hem bireysel olarak kendi birey olduğumuzu fark edip, yani doğadan ayrı olduğumuzu bir anlamda fark edip ama aynı zamanda onsuz da olamayacağımız, onunla bütün olduğumuzu da fark ettiğimiz bir bütüncül sistem haline geçtiğimizi söyleyebilirim. Bir başka bakış açısıyla da dünyada artık dişil enerjinin de gittikçe daha kendini hakkına vasıl olacak şekilde daha görünür olmaya başladığı ve nihayetinde müjdeyle söylemek bunu her zaman istiyorum ki bu baskın eril enerjinin, hepimizin baskın eril enerjisinin artık yavaş yavaş biraz daha dengelendiği ve güzelliğin, paylaşımın, biraz daha süreçli olmanın, neşenin, değerin, yaratıcılığın artık ön plana çıkmaya başladığı bir ekonomik sisteme geçeceğiz. Bu geçiş, niye kardeşim hala böyle şeyler var diye sorular olabilir. Bu geçiş biraz sancılı oluyor. Yani bu sancıları yaşayacağız. Bu dünyanın geçişinde bunlar olacak. Çünkü her yeni doğuşta, yeni başlangıçta aslında bazen bitişleri ve bazen sancılı ve zorlu süreçleri gerektiriyor. Bunları yaşadıktan sonra ekonomik olarak da kültürel olarak da çok başka bir döneme geçeceğimizi söyleyebilirim. Fakat burada bir tek söylemek istediğim şey de şu. Geçen günkü atölyemde de bahsetmiştim. Biz işte tam olarak kendimizi bilmeye başladığımız noktada yani hem bir yetişkin olarak ayrı ve hem de birleşik bütünle bağlantılı olduğumuzu fark ettiğimiz noktada artık bir organizmanın hücreleri gibi olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Yani bütün insanların tümü bir beden ve biz her birimiz onun birer hücresiyiz gibi düşünmek ve herkesin kendi işlevinin olduğu, kendi rolünün, kendi yapabileceklerinin, yapamayacaklarının olduğu, bunları kabul ettiği fakat her kendi özelliğini ve bütün potansiyelini, kendi eşsizliğini gösterdiği fakat aynı zamanda da o organizmanın parçası olarak kusursuz bir şekilde sisteme hizmet ettiği bir düzene geçmemizi gerektiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla nasıl kanser hücresinden bahsediyorsak, kanser hücresi nasıl büyüyüp de diğer hücreleri yok etmeye başlıyorsa, yemeye başlıyorsa, bizim de dünya üzerinde bazı insanların maalesef kanser hücreleri gibi hareket ettiğini son zamanlarda gördük. Bu insanlar zihniyet, hastalıklık bir zihniyettir. Sadece bir canlıya veya cansıza ait değildir. Bu zihniyetin küçük ölçekten en büyük ölçeğe kadar maalesef bazı zihinlerde, bazı zihniyetlerde bulunduğunu
gördük ve görüyoruz. Ve bu sebeple de o kanser hücreliğini yapan bazı zihniyetler hep sömürmeye, hep diğerlerin hakkına tecavüz etmeye, hep diğerlerin kaynaklarını sömürmeye maalesef devam ettiler. Fakat burada artık gelmemiz gereken nokta, herkesin kendi sınırlarını da bilerek, kendi sorumluluğunu da aldığı ve aslında tam olarak o zihnin tahakkümünden çıkıp kaynağa daha güvenle bağlandığı, tüm çakralar düzeyinde bir sistem olduğu noktada zaten artık başkalarının hakkına girmek, onların üstüne çıkmaya çalışmak gibi bir yapısı veya böyle bir isteği kalmamış oluyor. Dolayısıyla bizim bedenimizdeki sağlığımız neyse dünyamızdaki sağlık da aslında tam olarak böyle. Zaten kanser geçiren insanlarda da bir şekilde kendi kendileri içlerini yiyen, bazen üzüntüden bazen başka sebeplerde bunun manevi veya ruhsal olarak olduğunu da görebiliriz. Dünyanın çakralarından bahsetmiştim. Her bir çakranın kendi frekans aralığı, kendi titreşimi var ve bizim bu titreşimlerimiz de yine dünyayla çok uyumlu. Biz dünyaya gelen varlıklar olarak, yani bütün bu ilahi sistemin aktarıcıları ya da yansıtıcıları olarak her bir çakra düzeyinde merkezlenmek, uçlardan özgürleşmek ve hizalandığımız ölçüde de o kadar aslında kendi doğru yolumuza, yani sırat-ı müstakime, dost doğru yol dediğimiz omurgadaki yola dönmüş oluyoruz. Dolayısıyla dinlerin, mitolojilerin ve daha eski uygarlıkların öğretilerinin okunması gereken şekil de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bize dost doğru yol dedikleri zaman veya işte ağaç dedikleri zaman veya işte gökten ağaçtan düşen elma deyip de ayrışmak diye dedikleri zaman aslında kendi zihnimizin orta çizgisini veya kendi omurgamızı da anlamamız gerekiyor. Veya işte Musa ile Firavun'un hikayesinde işte nehirlerin ikiye ayrılması gibi şeylerde yine aslında hem dünya ile ilgili olan kısmı hem de kendi bedenimizle ilgili olan kısmını anlamamız ve orada da yine aslında bunun nefsle, arzularla kendi yazılımımız, kendi doğal yazılımımızın arasındaki çatışma ve mücadele olduğunu, Musa ile Firavun'un arasındaki hikayenin de okunması gerektiğini, bu şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Böyle genel, bütüncül bir açıdan baktığımız zaman sarsıntılar aslında kendi içimizdeki sarsıntılar. Evet, dünyadaki sarsıntıları görüyoruz. Fakat bu sarsıntılar bize nasıl etki ediyor? Ya da bunun bizdeki karşılığı ne? Dışarıda olan biten her şeyin aslında içeride bir karşılığı olduğu için dünyadaki büyük afetlerin ve sarsıntıların da bazen bir şeylerin değişmesi gerektiğine hizmet eden, bu değişimleri kolaylaştıran birer durum olduğunu da fark etmemiz önemli. O yüzden bizim aslında köklendiğimiz değerler, sarsılmaz gördüğümüz gerçekler, kendi içimizde tutunduğumuz alışkanlıklar gibi şeylerin de sarsılmaya, deprem gibi sarsılmaya başladığını ve bunlar sarsıldıkça da aslında bizim bunlardan özgürleşeceğimizi ya da özgürleşebileceğimizi en azından ve bu özgürlükle de aslında tek tutunmamız gereken şeyin taş küre gibi magmanın üzerinde yüzen bir duba değil de ya da kendi içimizde işte beden, mal, mülk, işte başkalarıyla olan ilişkimiz veya şehvet veya para veya başka şeyler değil de aslında tam olarak sadece kendi özümüz öncelikle olması gerektiğini görebiliriz. Bu kendi ipine tutunmak diye geçiyor bunun anlamı tasavvufta. Kendi ipine tutunduğun anda, yani bu ilahi ipi zaten, buna tutunduğun anda artık başka tutunacak bir şeye ihtiyacın kalmıyor zaten. O zaman ancak zaten diğerleri de kendiliğinden çok daha özgür bir şekilde geliyor. Yani madde, mal, para vesaire her şey, ilişkiler. Sen ancak kendi ipine tutunup, kendinle içinde özgürleşip, bütünleşip bir anlamda anda mevcut olabildiğin anda zaten diğerlerini de daha çok çekmeye başlıyorsun diye düşünüyorum. Temel olarak anlatacaklarım aslında böyle. Sizlerden de aslında duymak isterim kendi düşüncelerinizi.
biraz daha böyle birbirimize de interaktif bir katkı sağlamak çok isterim. Ahmetciğim, ben sözü alıyorum. Saat 10'da gitmem gereken bir ders var. Ama yüreğine sağlık. İyi ki gelmişim dedim. Çok aydınlatıcı oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ve öğrencilerim var. Paylaşacağım. Tamamdır. Çok 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 teşekkür ederim çok May. çok güzeldi. Çok güzel aydınlattın. Çok Emeğine güzel. Çok sağlık, teşekkür yüreğine ederim. sağlık, kalbine sağlık. Çok Çok sağ ol. Bunu teşekkür ederim. duyduğuma çok İyi sevindim. ki Teşekkür gelmişim. ederim geldiğin İyi ki için. gelmişim. Hoşça Çok kal. sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kalın Serapçığım, hoşça kal. Evet, başka bir şeyler paylaşmak isteyen olur mu? Sorusu olan varsa, yorumu olan varsa chatten de yazabilir ama sesinizi duymak, yüzünüzü görmek de ayrı bir güzel olur. Evet, Seray çok teşekkürler paylaştıklarınıza demiş. Teşekkür ederim. Ben de Seray. dinlediğin için ve geldiğin için. Şu anda aklıma ekleyecek bir şey gelmedi. Aslında çok şey var tabii ki. Yani ben hani böyle konuşunca da normalde açılıp susmayıp arka arkaya şeyler söylerim normalde. Fakat şu anda aklıma ekstra bir şey gelmedi. Bir şekilde akıcı bir şekilde istediklerimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım herkese faydalı olmuştur. Bir şeyler, ufacık bir şeyler de yakmış olsa benim için çok mutluluk verici. O zaman istersen yavaş yavaş kapatalım Serap. Teşekkür ederiz Ben Ahmet. Sağ olun. tekrardan Serap sana ve bütün bir ailesine teşekkür ediyorum. Bu geceyi ayırdığınız ve organize ettiğiniz için. Gelenlere de ayrıca teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve burada olduğunuz için. Tekrar umarım başka ortamlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.